Merhaba sevgili izleyenler, HSTV'den herkese hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Arnavutköy'de değiliz, bugün Çatalca'dayız. Çatalca Kalfaköy'de bulunuyoruz. Yanımda da çok değer verdiğim bir iş adamı, dostum, abimiz Mürsel Altıntaş. Doğru mu? Doğrudur. Yanlış söylemedim soyadını. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi sevgili izleyenler, Arnavutköy'den ben Çatalca'ya geldim. Çatalca'da o arada telefonla konuştuk Mürsel abiyle. Ne yapıyorsun abi, sen sürekli Çatalca bölgesindesin falan diye sorduk. Ben dedi Kalfaköy'deyim, buyurun gelin dedi. Biz de çıktık geldik Kalfaköy'e. İstanbul'un en sessiz köylerinden bir tanesi. İnanılmaz güzel bir doğası var. Harika bir yer. İşte. Burada da güzel çalışmalar yapıyor Mürsel Bey. Dedik neler yapıyorsun? Gelin görün dedi. Biz de geldik. Görüyoruz şimdi. Evet. Mürsel Bey burada neler yapıyor onu bize anlatacak. Konuşmuş olacağız sevgili izleyenler. Bizi takip eden izleyicilerimize İstanbul'dan, Çatalca'dan, Kalfaköy'den bir kez daha sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Mürsel Bey merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Salih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah şeref verdiniz. Allah razı olsun. Biz burada prefabrikler yapıyoruz. Yerlere, arsalara değer katıyoruz. Yerlerin etrafını desenli bahçe duvarlarıyla kaplıyoruz. Havuzlar yapıyoruz. Prefabrikler yapıyoruz. Prefabriklerimiz ısı yalıtımlı. Tavanlı. Bir şey soracağım ben. Buyurun. Size. Hem ürünleri görerek tabii, anlatmış olalım. Tabii buyurun. Şimdi burada büyük bir alana aslında bir yer yapıyorsunuz. Evet. Örneğin şu ürünü. Evet. Ben şimdi ilk gördüğümde şey sandım, tahta sandım. Evet. Dedim ki... Ahşap desenli betopan da Salih Bey. Öyle mi? Evet. Ahşap desenli betopan. Bunun içinde köpük var. Yazın serin, kışın sıcak olmak üzere. Üzerine de betopan. Su almıyor, evet, kesinlikle. Ahşap desenlidir. Hem ses yalıtımı hem ısı yalıtımı. Böyle mi kalıyor yoksa boyanıyor mu? Yok, boyanıyor efendim. Bu boyanıyor. Normalde jutun boyayla bu boyanıyor. Çatılarımızda bor köpüklerle köpük sıktık. Yazın serin oluyor, kışın sıcak oluyor. İçeride böcek, haşere barındırmıyor. Evet. Binalarımızın etrafına dranaj yapıyoruz. Binalarımızın ömrü uzun olsun diye. Demirlerimiz pas tutmasın. Daha uzun ömürlü olsun diye dranaj çekiyoruz. Çünkü dranaj çekilmeyen evlerde nem yukarıdan aşağı da yükselebiliyor. Evet. Yükseldiği zaman da ne yapıyor? Binanın ömrünü kısaltıyor. Evet. Ve yani insanlar içeride rahat bir yaşam sağlayamıyor. Neden diyeceksiniz? Nemden, rutubetten, verem hastalığı olur. Her türlü biz o şeylere karşı hep ısı yalıtımı olsun, ses yalıtımı olsun, sağlık açısından hepsini yapıyor. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi tabii, ben buyurun. Arnavutköy'de normalde iş dünyasında seni biliyorum. Evet. Hem inşaat sektöründe seni uzun yıllardır tanıyorum. Evet, hem evet. Gayrimenkul sektöründe seni doğrudur. Uzun yıllardır tanıyorum ama senin böyle bir iş yaptığını ben bilmiyordum mesela. Doğru, çalışma içerisinde olduğunuzu bilmiyordum. Evet. Güzel bir çalışma aslında. Evet çok güzel. Harika bir çalışma sevgi. Kaç yıl bu işin içerisindesin? 86 yılında ben Van'dan İstanbul'a geldim. 86 yılından sonra geldikten sonra ilkokulu okuduktan sonra biz inşaat işine girdik. Fabrikalar yaptık. Gökkuşağı seccade fabrikasını yaptım. Şempres musluk fabrikasını yaptım. Genix bisiklet fabrikasını yaptım. Koru yapı fabrikasını yaptık. Yani biz yıllardır bu işinde. Bizim esas branşımız, temelimiz babamızın yanında. Ben Halil Altıntaş'ın oğluyum. Biz fabrikaları temelinden yapıp bugünlere geldiğimiz için yani biz bugün bir mimar, bir inşaat mühendisi kadar bilgimiz var. Yani her işlemde. Sektörünüzle ilgili. Tabii sektörümüzle. Yani bu işin mutfağında piştik geldik bugünlere. Biz işte yerlerinize değer katıyoruz. Arsalarınıza mesela muhafakanın eli çaplı yerlerinize prefabrik yapılar, çelik yapılar yapıyoruz. Yerinizin değeri 100 ise örneğin 200 bin lira oluyor. Yerlerinizin değeri. İşte yerlerinize desenli bahçe duvarları, havuz, oyun çocuklar için oyun parkurları yapıyoruz. Mesela siz şu an kamelyalar buradan, yapıyoruz. Değil mi? Evet, şu an buyurun. Mesela siz prefabrik yapıyorsunuz. Tabii. Kaç metreden oluşuyor burası? Şu anda burası 130 metrekare bir prefabrik. Burası 3+1. Aşağıdaki prefabriğimiz 1+1 orası. Yani o da gelen misafirler için beyefendi yaptırımı şey yaptık. Aşağıda evet, sevgili evet, Rıza evet, şimdi evet, kamerayla göstermiş oluyor. Evet. Ayrıca şu an biz inşaatın ilk aşaması olan kısımdan geldik aslında. Tabii. Biz temelden şu anda daha ilk aşaması kaba inşaat. Yani kaba inşaat halinde şu biz an. Biz temelindeyiz şu anda işin. Tabii sonrası için de inşallah rahat, nasip olursa şey yapacağız. Çevre düzenlemesi, peyzajı. Peyzajı olacak, havuzları olacak. Bir yetişkinler için havuzlar, çocuklar için havuzlar olacak. Peyzajı olacak buranın. Yürüyüş yolları olacak. Yukarıda kamelyamız olacak. Yani yerimizi harika bir yaşam için güzel bir
şekilde siz düzenlemiş olacağız. Yani bu tür binaların etrafına da duvarlar yapıyorsunuz. Tabii. Desenli bahçe duvarları yapıyoruz. Evet, desenli bahçe duvarları yapıyoruz. Üzerine çitler çekiyoruz veya ferforje yapıyoruz. Işıklandırma yapıyoruz. Tabii, çevre ışıklandırması yapıyoruz. Güneş enerjisi LED lambalarla yaptığımız desenli bahçe duvarlarının fatura, elektrik derdi olmadan başına güneş enerjili LED lambalar takıyoruz. Geceler gece için aydınlık olsun diye. Şey yapıyoruz yani, hep çevre güvenliği için şey yapıyoruz. Yürüyüş yolları falan da yapıyoruz. Yürüyüş yolları şimdi yapıyoruz. Şimdi ben böyle bir ilk önce görünce dışarıda biraz böyle hani nasıl bir prefabrik, şimdi sizi yanıma alayım böyle. İnsanlar merak ediyor nasıl bir prefabrik yapıyorlar. Evet. Sevgili izleyenler, bildiğimiz daire yani 3 artı 1, 2 artı 1, 1 artı 1 şeklinde prefabrikler yapılıyor. Evet. İstek ve önerilere göre değişiyor yani. Değil mi? Evet. Şimdi buradan aslında hani şu an hava da kararmak üzere olduğu için çok fazla hani içeri girmeden burayı göstermek adına böyle bir giriş kısmı var. Holü var. Evet. İçeride holü var, mutfağı var. Salonu var. Yatak odası var. Yatak odalarımız ebeveyn banyolu. Sevgili Ali Rıza diyor ki içeri girelim değil mi? Girelim mi? O zaman gezelim. Tamam, bir gir. Evet. O gelmek istiyor. Şimdi ışık inşaat aşaması olduğu için nasıl bir yer olduğunu da hani insanlar merak ediyor. Burası oturma salonumuz. Evet. Burası oturma salonu değil mi? Evet, oturma salonu. Camlarımız zaten Fransız, yere zemine yakın. Evet, Fransız cam balkonlar yapılıyor. Burası oturma salonu sevgili izleyenler. Burası yan oturma salonu. Evet. Yan tarafımız mutfağımız. Burada da bir mutfak var. Evet. Yaklaşık bir 10 metre kadar mutfak bulunuyor. Çocuk odamız. Evet, bir de çocuk odası var. Evet, çocuk odamız. Sevgilerinizden çırık odasını da göstermiş olalım. Sanırım o lavabo kitli görünüyor. Evet. Evet. Burası da yatak odamız, ebeveyn banyolu. Evet, yatak odamız. Sevgiler Rıza bu tarafa da gelse, şimdi burada bir yatak odası bulunuyor sevgili izleyenler. Ayrıca ebeveyn banyosu da bulunuyor. Evet. Hem yatak odası, ebeveyn banyosu, burada da ebeveyn banyosu da yapılmış. Evet. Yani normalde şu an İnşaat halinde olduğu için biz geziyoruz. Evet. Böyle sürpriz yaptık. Evet. Bitmiş hali daha değil. Bu inşaat hali. Evet. İnşaat devam ediyor. Şimdi de burada bir yer daha var. Burası ne? Burası da normal bir oda. Misafir odası diyelim. Misafir burada. Odası. Evet. Olarak da burada da yer var. Evet. Önünde önünde sahanlığımızın bulunduğu önünde verandeler olacak. Evet. Dışarıya çıkacağız. Burası şimdi... Burası bahçe mi olacak? Ne olacak burası? Evet, burası veranda olacak. İnsanlar masalarıyla, gelen misafirlerle burada açık bir şekilde açık oturabilecekler. Açık alanda oturabilecekler. Etrafına da cam balkon şeklinde. Tabii cam balkonlar olacak. 1 metre geniş yüksekliğinde etrafı ferforje camlar olacak. Evet. Buradan merdivenlerle inişler olacak. Buradan bahçeye inilecek. Ve yürüyüş yolu olacak. Yürüyüş yolları olacak. Tüm çevremizde yürüyüş yolları olacak. Desenli bahçe duvarı yaptığımız yerlerde de leylem çamlarımız olacak. Hı hı. Güzel bir şekilde peyzajımızı yapacağız. Meyve ekeceğimiz yerleri de ayırmışız. Ondan sonra sebze için olacak yerleri de ayırmışız. Onlar alanları ayrı. Tabii. Hepsi şimdi ayrı. Evet. Burası yani bu 130 metrekarelik. Evet. 3 artı 1. 3 artı 1. Evet, 3 artı 1 prefabriğimiz. Betopan kaplı. Yazın serin, kışın sıcak. Tavanlarımız da bor denilen bir köpükle kaplı. Peki bir şey soracağım. Buyurun. Salim. Böyle bir şey maliyeti ne? Mesela şimdi izleyen izleyicilerimiz merak edecektir. Biraz tarafa alalım hem konuşmuş olacağız. Diyelim ki benim bir tane arsam var. 500 metre ya da 300 metre bir arsam var. Evet. Ben 2 artı 1 bir şey yapmak istedim. Evet. 3 artı 1. Evet. Bana ne maliyet çıkacak? Salih Bey, 1 artı 1 prefabriklerimiz 60 bin TL'den başlıyor. Hı hı. Değişiyor projelere göre, istek önerilere göre projeleri şey yapıyoruz. Yani en ufak projemiz 60 bin TL'den başlıyor. Yani 1 artı 1 yerlerimiz. 1 artı 1'de. Tabii. Az önceki şu anahtar teslimi. Anahtar teslimi olmak şartıyla 60 bin TL'den başlıyor. Tabii insanların projeleri, önerilerine göre. Tabii. İçerideki malzeme, işte biz ECA kullanıyoruz. Gelen müşterimiz ben Vitra kullanmak istiyorum. Tabii değişiyor yani. Markaya göre de tabii, fiyat tabii. Değişiyor. Yani biz de bu işin Mercedes'iyiz yani. Güzel. Prefabrik işinin Mercedes'iyiz. Yani çünkü biz yıllarca bu işin içinde piştik. Çıraklığımızdan bu yana hep bu işin içindeyiz. Peki böyle bir 3 artı 1 diyelim, bize kaça mal olur? Böyle bir 3 artı 1 yerimiz bu
içeriden bitmiş halini. Bitmiş hali anahtar teslimi 160 bin TL buranın teslim fiyatı. O zaman daire almaya anahtar, gerek kalmıyor. Evet daire almaya gerek kalmıyor. Sıkıntı yaşamak. Evet şehir sıkıntısından kurtulmak isteyen, trafikten kurtulmak isteyen, enerjiye, oksijene ihtiyaç duymak isteyenler işte görüyorsunuz her taraf orman. Diyelim ki geldiler. Evet. Geldiler. Evet. Kalfaköy'e gelmek istedi evet. Ya Çatalca'ya gelmek tabii, istedi. Tabii elimizde arsalar da var. Arsalar da bulunmaktadır. Arsalarınız hisseli çaplı muvaffakatname olduğu sürece biz bu işleri yapabiliyoruz. Hı-hı. Size yani alanlarınıza değer katıyoruz. Desenli bahçe duvarı yapıyoruz işte içine prefabrik yapıyoruz. Değer örneğin yeriniz 100 bin TL ise yapacağınız şeyle 200 bin gibi 220 bin gibi yani yerinize değer katıyoruz yani. Hı-hı. Güzel. Peki evet. Şimdi biz konuşmaya, ben evet. Bu kapıyı açık bıraktım, kapatayım da. Evet. Şimdi burada sohbet ettik, kapıyı açık bırakıp evet. Gidiyoruz evet. Demesinler. Evet. Anahtar üstünde gelsin evet. De. Evet. Hem yürüyerek gitmiş olan bahçe duvarları evet. Falan yapıyorsunuz. Evet, desenli bahçe duvarları yapıyoruz. Yürüyüş yerleri evet. Var. Yürüyüş yolları var. Ayrıca siz bu bölgede uzun yıllardır bu bölgede bulunuyorsunuz. Evet. Burada diyelim ki izleyicilerimiz merak etti. Dedi ki ben Kalfaköy'de bir tane arsa almak istiyorum. Evet. Fiyatlar nedir? Evet burada buralardaki arsa fiyatları diyelim 300 metrekare gibi yerler 70 bin TL. 65 bin ile 70 bin TL. Ha sadece Kalfaköy'e özgü değil yani. Başakköy'de çalışıyoruz. Daha Yenice'de çalışıyoruz. Yani Trakya'ya kadar gidiyoruz. Kırklareli Hayrabolu'nda projemiz var. Devam ediyor şu anda. Hı hı. Yani sadece şeye özgün değil. Kalfaköy değil. Silivri'de, Ortaköy'de, Fener'de bütün bölgelerde yerlerimiz bulunmaktadır yani. Hı hı. Alınabilir, sıkıntı yok. Tabii alınabilir, yapı da yapılabilir. Yani verdiğimiz yerlere yapı verme şeyini de veriyoruz yani. Peki, böyle evet. Bir projede evet. Kaç kişi çalışıyor sizde? Böyle bir projede 8 kişi çalışıyor. 8 kişi prefabrik bölümünde, 5 kişi desenli bahçe duvarında, 6 kişi havuz bölümünde çalışıyor. Elektrikçimiz var, işte mühendisimiz var. İnşaat teknisyenlerimiz var, mimarlarımız var. Tabii biz bunları hep mimarlarla, mühendislerle beraber çalışıyoruz. Yani her şeyi biz projelendiriyoruz. Hı hı. Sanal alemde giydiriyoruz. Yani eski halini, yeni halini 3-4 proje yapıp müşterilerimize tasarlayıp öyle sunum çalışmalı tabii. Sonra... Tabii karşılıklı fikir alışverişi yaptıktan sonra ondan sonra başlıyoruz bu işler yani. Güzel, çok iyi. Tabii projelerimizle mühendisler tabii bunlar hepsini biz mühendislerimizle çalışıyoruz. Yani peyzajımızı mühendisimizle, havuzumuzu havuz mühendisiyle, hı hı. Çevre düzenlemesini çevre mühendisimiz biz yani hepsini mühendislerle beraber... Kısa bir süre içerisinde tabii, bitiriyorsunuz. Tabii, peki diyelim ki evet. Böyle bir projenin evet. Yani burası çok büyük bir alan. Evet evet. Yani evet. Arsa olarak da bölge olarak da... Evet bir, burası bir... 7611 metrekare bir alan. Siz burayı evet. Şekillendireceksiniz. Tabii biz burayı peki, şekillendireceğiz. Evet. Böyle bir yapıyı diyelim ki adamın şahsını işte evet. İzleyen izleyicilerimizden bir tanesi... Evet. Dedi ki benim kardeşim 300 metre bir arsam var. Evet 250 ben, metre olabilir 200 metre var. 200 çap muvaffakatname olduktan sonra evet. Diğer şeylerini şey yapıyoruz biz projelendiriyoruz. Şimdi evet. Öyle bir projeyi yapmak istediği zaman evet. izleyicimiz evet. Kaç günde biter? 10 gün gibi bir sürede bitiriyoruz. Yani yerin proje büyüklüğüne göre, küçüklüğüne göre değişiyor. Yani evi en kısa, olmayanlara 10 günde ev veriyoruz. Tabii 10 günde ev yapıyoruz. Hafiftir depremde yok üzerime kiriş düştü yok kolum düştü derdiniz yok. Burası içi köpük kaplı 10 santim duvar betopandır. Sağlık açısından çok güzel hafif yani aile içi. Bugün de evet. Marmara depreminin yıl dönümü. Evet evet. Yani evet, yüksek evet. Katlı ben mesela evet. Dün Beylikdüzü bölgesindeydim. Evet evet. Bugün evet. De gene gün içerisinde Gaziosmanpaşa bölgesinde. Evet. İnanılmaz yüksek katlı binalar. Evet, evet. Diyorum ki Allah korusun bir şey olsa şimdi depremde evet. İlk kaçılması gereken noktalardan bir tanesi işte asansörler evet. Ve merdiven boşlukları. Aynen öyle. Onlardan yani. Kaç. Evet, peki evet. Adam nasıl inecek aşağı? Yani. Adam yukarıda kalacak. Yani yukarıda kalacak tavana çıkması lazım. Başka ne yapabilecek bir şey. Büyük bir felaket evet, Allah evet. Korusun diyoruz. Evet, evet. 17 Ağustos'ta büyük bir felaket yaşadı evet. İstanbul Marmara evet. Bölgesi. Evet, Türkiye kesin. Büyük bir yıkım evet. Yaşamış oldu. Evet. Biz de bu yıl dönümünde İstanbul Çatalca'da Kalfaköy'de prefabrik üretimi yapan ve çalışmasını sürdüren sevgili Mürsel'le
canlı yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Arsanız vardır, yeriniz vardır. Böyle prefabrik evlerin hem özelliklerini anlattı, hem sıkıntı yaşamadan inanılmaz güzel bir imkana da sahip oluyor. Normal daire, normal Evet. Normal bir daire, merdiven derdi yok, asansör derdi yok. Hastanız olursa özürlü merdiveni de yapıyoruz, özürlü girişi de yapıyoruz. Yerlerimize yani güzel, sağlıklı yaşam alanları sunuyoruz herkese. Yeri olan arkadaşlar bizi arasınlar. Tabii bizi arasınlar. Biz onlara yardımcı olalım. Biz şu duvarların o tarafına gidelim. Hem tabii, konuşmuş olarak. Tabii buyurun. Şu an şimdi orada evet. Siz bahçe duvarları yapıyorsunuz. Evet. Desenli bahçe duvarları. Sevgili Ali Rıza bizi çekiyor. Sevgili izleyenler, evet. İstanbul Çatalca'da Kalfaköy'de şu an yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Yanımda da Arnavutköy'ün iş dünyasına sevdiğim, değer verdiğim bir dostum. Teşekkür ederim. Siz de öylesiniz Halil Bey. Aytekinler Yapı firması olarak, Aytekinler Yapı olarak hizmet veriyorlar. Uzun yıllardır inşaat sektöründe ve gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteriyorlar. Çatalca'ya geldim. Telefon açtım. Müsir abi ne yapıyorsun dedim. Dedi ben Kalfaköy'deyim. Evet. Kalfaköy şimdi bölgeyi biraz biliyoruz ya. Evet. Tamam o zaman dedim ben senin yanına geliyorum. Ne yapıyorsun dedim. Gel gör dedi ne yaptığımı dedi. Ben de çıktım geldim. Şimdi geldim. Marmara bölgesini, Marmara'da biliyorsunuz 17 Ağustos'ta büyük bir felaket yaşadık. Evet. Dedik ben burada prefabrik evler yapıyorum dedi. Evet. Bahçe duvarları yapıyoruz, havuzlar evet. yapıyoruz. Evet. Gel inşaatın ilk halini bir gör dedi. Evet. Ben de çıktım geldim. Evet. Şimdi Mürsel Bey'le bu bölgede yaptığı çalışmaların bir halini sizlerle paylaştık. Sevgili Ali Rıza o bahçe duvarlarını şimdi göstermiş olacak. Biz de yürüyoruz. Evet. Böyle hem bol oksijenli bir köyde bulunuyoruz. Kesin. Bu köyde kaç kişi yaşıyor bu bölgede? Bu köyde 100 hane var şu anda. Çatalca ve Trakya olmak üzere köylerde yaşlı çiftlerimiz bulunmaktadır. Çünkü köylerde yaşam fazla çalışan yok. Yani yaşlı insanlarımız hayvancılıkla, tarımla uğraşıyor. Gençler fabrikalara. Değil mi? Tabii fabrikalara gidiyor. Yani sigorta güvencesi olsun diye fabrikalara gidiyorlar. Ama tabii dönüşleri yine bu buralara oluyor. Bakıyorsun bayramı oluyor. Şeyi oluyor. İnsanlar hep sonuçta buradalar. Şimdi yani. Burada bahçe duvarları. Evet. Beton mu bu? Evet beton. Normalde çelik kalıbımız var. Çelik kalıptan şu tabii. An sevgili Aliza çelik kalıplar evet, çekti gerçi. Çelik kalıbımız burada. Hı-hı. Çelik kalıplarımızın içine betonu döküyoruz ve taş, kayrak taş deseni. Hı-hı. Farklı yeni modellerimiz de yeni. Burada delikte o demir böyle mi kalacak? Bu demirler betonun sıkışmaması için, patlamaması için bunlar ileride de su. İçinde mesela diyelim ki su ses şey olduktan sonra bu deliklerden sular dışarıya veriliyor. Şey yapılıyor yani sular dışarıya gelsin de yani zorlamasın diye su delikleri bunlar. Bu gördüğünüzde işte ışıklandırma yapıyoruz. Güneş enerjisi LED ışıklandırmalar takıyoruz. Ne elektrik derdi var ne şeyi var yani. Çok güzel. Ha insanlar diyecek ki benim arsam köyden uzak. Ben buraya nasıl elektrik götürebilirim? Güneş enerjisi kuruluyor değerli arkadaşlar. Güneş enerjisiyle ceviz bahçeniz varsa su kuyusu vurursunuz. Güneş enerjisiyle sulamasını yapıyorsunuz. Çamaşır makineniz, televizyonunuz. Hepsi çalışır. Tabii. Yok. Evet. Peki böyle bir bahçe duvarı yapmak isteyen bir kişi. Evet. Ya arsası vardır. Evet. Metre işi mi yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Biz bunu metre işi de yapıyoruz. Malzemeli de yapıyoruz. Malzemeli olursa ne oluyor? Malzemeli. Pazarlık yapmış oluyor ama. Tabii. Yok insanlar bilmesi lazım. Yani her şeyi bilmesi lazım. Biz bunun metresini 170 TL'ye yapıyoruz. Bütün malzeme bize ait olmak şartıyla 1.20 yükseklik temelle beraber biz buranın metrekaresini 160 lira yapıyoruz. Malzemeli. Evet malzemeli. İşçilikte de olursa 50 TL'ye yapıyoruz. Arkadaşlarımız, dostlarımız bilsin. Hı hı. Yani biz bu işleri yıllardır yapıyoruz. Atalarımız ne demişler? Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek fazlasına ver. Gerçekten inanılmaz yani, güzel bir çalışma olmuş. Evet. Ben yani bunu gördüm ya, böyle bir bahçemin olmasını isterdim. Tabii herkes istiyor ya Salih Bey. Telefonlarımız susmuyor bu arada. Bizi arıyorlar. Yani çok telefonları güzel. Telefonları söylemişken bir de telefonu söyleyelim. Telefon numaralarımızı söyleyelim. Değil mi? Evet. Biz burada bu projeye başladığımızdan beri 10 gün oldu. Belki 100 kişi telefon numaramızı aldı. Yaptığınız sanat, çok güzel bir işi yapıyorsunuz. Çok sağlam, çok güzel. Belki 50 kişi telefon numaramızı aldı. İşte biz de yapacağız. Yani biz de program, yani her bu işin zamanla yapıyoruz. Yani programlı bir şekilde yapıyoruz. İstediğimizi ekibiniz de müsait buna. Ekibimiz de müsait.
Yani programlı bir şekilde gidiyoruz. Şimdi telefon numaraları söyleyeceğiz. Bu arada da aşağı inmiş oluyoruz. Evet. Yavaş yavaş. Aytekinler Yapı telefon numaramız 0533 592 2060. Telefon numaralarımız. Bu telefon numaralarından aradıktan sonra biz geliriz. Ölçüm alacağız. Yerinizin ölçümünü yapıyoruz. 3D tasarımını yapıyoruz. İşte sizin de tabii fikirlerinizi alıyor. Karşılıklı fikir alışverişi yaptıktan sonra yapacağımız projeye beraber karar veriyoruz. Güzel. O aşamadan sonra anlaştıktan sonra nasip olduktan sonra başlıyoruz. Ve bir proje biz 10 gün içinde tamamlıyoruz yani. Çok güzel. Peki, prefabrik yapılarız. Prefabrik yapılarız. Evet. Diyelim ki sizin yeriniz Arnavutköy'de. Evet, yerimiz Arnavutköy'de. Biz Trakya genelinde çalışıyoruz. Çatalca, Silivri, Çerkezköy, Tekirdağ. Biz bu bütün bölgelerde Kırklareli, Babaeski, Edirne'ye kadar biz müşterilerimize hizmet İstanbul veriyoruz. İstanbul içerisinde yani. De tabii, tabii İstanbul'da. Evet, evet. İstanbul'da yapıyoruz. Biz epoksi yapıyoruz. Çatılar yapıyoruz. Havuzlar yapıyoruz. Kişilere havuzlar. Özgü havuzlar yapıyoruz, çocuk havuzları yapıyoruz, oyun parkurları yapıyoruz, bahçe peyzajlarınızı yaptırıyoruz. Onları da tek tek göstereceğim. Bitmiş halini ben tekrar merak ediyorum. Değerli dostlar, arkadaşlar, bitmiş halini şu anda bu öncesi sonrasını da siz değerli arkadaşlarımızla, dostlarımızla paylaşacağız. İnşallah. Bittikten sonra işte peyzajımızdır. Çevre düzenlemesidir, fidan ekimidir, bahçe ekimidir. Burada bütün yürüyüş yollarıdır. Bunlar tabii tek tek yapılacak. En son aşaması da inşallah bir daha ekranda sizlerle olacağız inşallah Salih Bey'le. İnşallah. Bu arada Salih Bey'e de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Arnavutköy'den buraya kadar geldi. Allah razı olsun. Verdiği zahmetler için teşekkür ederim. Sağ olsun. O da değerli bir dostumuz, değerli bir abimiz. Allah razı olsun. Bizi hep yayında ekranda tutuyor. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Gerçekten güzel bir çalışma yapıyorsun. Teşekkür ederiz. Yani merak edenler, izleyicilerimizin özellikle mesela arsanız vardır. Bir prefabrik ev yapmak isterseniz evet. 60 TL'den başlayan bir prefabrik bitmiş haliyle size teslim edebiliyorlar. Evet. 60 bin TL ile size teslim edebiliyorlar. Aytekinler evet. Yapıyı Mürsel Bey'i aramanızı tavsiye ederiz. Bahçeniz var ama duvarı yok. İşte telle çekmişsiniz ama kötü bir görüntü. Güzel bir duvar örülmesini arzu ediyorsanız az önce size göstermiş olduk. Sevgili Ali Rıza az önce size göstermişti. Bu tür duvarları yapmak istiyorsanız gene Aytekinler Yapı arayacaksınız. Evet. Mürsel Bey'i arayacaksınız. Evet, evet. Gelip bakacak ve o çalışmada size güzel bir hizmet sunmuş olacak. Arsalarınıza, tarlalarınıza, villalar yapıyoruz, prefabriklerimiz değer katıyoruz. Yani yerlerinize, arsalarınıza değer katıyoruz. Yeriniz çaplı muhafakatname olması yeter. Çaplı yani bizim için. Muhafakatname dediniz de. Çaplı muhafakatname derken şimdi mesela bir arsa veya bir tarla parselasyonu uğradığı zaman çaplı muvafakatnameli olduktan sonra siz yan tarafınızdaki arkadaş yani arsa alan arkadaş sizinle ilgili herhangi bir şey yok. O yer size aittir yani. Değişmez. Yarın öbür gün imara girdiği zaman da o yer değişmez. Çaplı muvafakatname yani siz ne ona o size ne bir haksızlık yapabilir ne haksız. Yani o ne yerdir? Belirtilen yer alan sizindir. Yani bu çaplı muvafakatname işte şu ada şu parsel şu yer 250 metrekare bu arkadaşa aittir ve onun içine yapı yapılabilir. Güzel. Evet. Peki. Çok teşekkür ediyorum biz zaman ayırdığın için. Geldik güzel oldu. İyi ki gelmişiz. Şeref verdiniz. Allah razı olsun. Sağ olasın. Evet. Sevgili izleyenler biz İstanbul Çatalca'da Kalfaköy'e geldik. Burası geç köyün içerisinde biraz sonra gezmiş olacağız, dolaşmış olacağız. Kalfaköy'de Aytekinler Yapı'nın sahibi Mürsel Bey'le bir araya geldik. Bu bölgede yapmış olduğu prefabrik evler ve duvarları bize göstermiş oldu. Çalışmalarını, hizmetlerini gösterdiler. Evet. Ayrıca gayrimenkul sektöründe de Arnavutköy'de bilinen bir insan. Bölgede de tanınan ve ciddi anlamda hizmetler sunan bir firma. Aramanızı tavsiye ederiz. Bizi izlediğiniz için, tercih ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek ve buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum.